den ulaşabilirsiniz. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sizlere bir sürprizi var. Olea ikinci etap satışa açıldı. Ev sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 10 bin sterlin peşinat, 60 ay vadeyle yeni yılda ödemeye başlayın. 62 bin sterlinden başlayan fiyatlarla. Olea. Yeniden merhaba değerli izleyenlerimiz. Yine birlikteyiz. Başladı geniş açı stüdyo konuğumuzla sohbetimize başlıyoruz. Bugün aslında bizim için de özel bir gün değerli izleyenler. 2 Nisan 2009 yılında kurulmuştu. Kanal Sim yayın hayatına başlamıştı. 15. yaşını kutluyor. 15 yılı geride bırakıyor. Mücadeleyle dolu. Dolayısıyla bugüne kadar emeği geçen ve Kanal Sim'de mücadele eden hem Kanal Sim kadroları hem de izleyicileri, destekçileri açısından özel bir gün. Hepimizin yeni yaşı da kutlu olsun diyelim. Bugün stüdyo konuğumuz Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Filiz Besim. Hoş geldiniz demek istiyorum ben öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yani bu özel günde geldiğim için de açıkçası çok mutluyum. 15 yıl Kanal Sim'de gerçekten de toplumda ciddi çeşitlilik getiren, fark getiren, fark yaratan çok önemli konulara imza atıyorsunuz. Sesimiz oluyorsunuz. Birçok toplumun sesi oluyorsunuz aslında. Nice nice yıllara diyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Bugün bizim için çok özel bir gün. Tabii memleketin hali ortada. Böyle büyük büyük kutlamalarla yaşamıyoruz bunu. Doğru. Zaten memleketin halini ortaya koymak, yansıtmak, ayna görevi yerine getirmek için yıllardır mücadele ediyor Kanal Sim. Dolayısıyla bugün de işimize aynı şekilde devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine aynı kararlılıkla, aynı ilkelerle Kanal Sim yoluna devam edecek. 15 yılı geride bırakıyor. Dolayısıyla sizlere de tüm destek verenlere, gönül verenlere teşekkür ediyoruz. Boynumuzun borcudur teşekkür etmek ve buradaki geçmişten günümüze kadar kadroda yer almış tüm personel, tüm emekçilerin de hakkı yenmez. Dolayısıyla hepimizin günü özel bir gün. Bu anlamda da böyle başlıyoruz bugün Kanal Sim'in özel günüyle. Ancak az önce de ifade ettik, memleketin hali ortada Filiz Hanım. Neresinden başlasak konuşmaya, darmadağınık bir yapıyla karşı karşıyayız. Bir taraftan farklı farklı konularda soruşturmalar ama neticeye gelememiş durumlar, bunun altında ezilen aslında bununla ilgili olarak etkilenen kesimler, diğer taraftan ekonomik koşullar, bir türlü düzelemeyen sağlık sistemi, eğitim sistemi ve yaşamaya çalışan, aslında dövünen insanlar. Bendeki tablo bu. Sizdeki tablo nedir Filiz Hanım? Ne görüyorsunuz bugün ülkeye baktığınızda? İnanın ki sizler ve bizler aslında aynı şeyleri görüyoruz. Çünkü siz de her gün yaşanan bu olumsuzluklar, yaşanan bu çöküş, yolsuzluklar işte yüksek öğrenimdeydi, başka bir sürü kesimlerdeydi. Bunlarla boğuşuyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Biz de aynı şekilde her gün bunların içindeyiz. Bir şekilde sorumlu muhalefet yapıp toplumun sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken, yani yaptığımız bu sorumlu muhalefetin ne kadar çözebileceğiyle ilgili de sürekli kafamızda ciddi soru işaretleri var ve sürekli bunu sorgulamaya başladık artık açıkçası. Bunu net de bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü konu nedir? Çok büyük yolsuzluklarla
Çok ciddi bir ahlak çöküşüyle, çok evet. ciddi bir yozlaşmayla karşı karşıyayız. Hepimizi yani çoğumuzu diyeyim şok eden veya belki de normal saydığımız bir sürü şeyin aslında hiç de normal olmadığının farkındalığına vararak aslında sistemi bu kadar dibe vurdurduğunu da anladığımız birçok şeyin çözülmesi gerektiğini biliyoruz. Eğer ki bir hukuk devleti, adaletli bir sistem, işte bireysel özgürlükler diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Yani hani bir hukuk devletinde olması gereken, insan hakları anlamında olması gereken şeylerin ve de elbette ki insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bir yaşam sürebilmesinin gerekliliği için uğraşmak gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu içine düştüğümüz büyük çöküşte, yani şu anda ben mecliste bir milletvekili olarak da bunu çok net söylüyorum. Ki yıllarca bir hekim olarak hizmet ettim ve halkla sürekli iç içe olan birisiyim. Yani hiç böyle bir arka planda çalışmadım. Yani sürekli halkın içinde birisi olarak görüyorum ki toplum çok umutsuz. Evet. Biz de görüyoruz ki aslında şu anda yönettiğini düşünenler maalesef bu büyük çıkmaza, bu büyük yolsuzluklara, bu büyük çöküşe dur diyebilecek veya bununla ilgili çözüm üretebilecek hiçbir potansiyelleri ve kapasiteleri yoktur. Esas aslen umutsuzluk oradadır işte. Çünkü biz ve birçok kesim, işte gazetecisinden tutun vekiline ve daha birçok normal bu ülkede yaşamaya çalışan insan bakıyor ve diyor ki ya bunlar mı çözecek bu işleri? Yani ben kendi adıma da hani partim adına da biz artık bu insanların bu işleri çözebileceğine inanmıyoruz. Çünkü birçoğunun adı da bu şeyleri, yaratıcısı gibi içinde duruyor, geçiyor evet. maalesef, duruyor. Evet. Ne kadar adaletli yargılanmalar olacak, evet. çok şey tartışılan bir konudur. Ama şunu da belirtmek isterim, bu durum dünden bugüne böyle bir çırpıda gelmedi. Evet. Aslında uzun bir süredir hep de böyle çok uyardığımız, SOS sinyalleri verdiğimiz birçok alanda önlem alınamaması ve bunların sizin biraz önce de bahsettiğiniz gibi toplumun içinde normalleşmesiyle birlikte ve buna ek olarak da çevre coğrafyalarda, yani bizi dış faktörler kapısı tarih boyunca çok etkilemiştir. Tabii. Binlerce yıl boyunca çok etkilemiştir. Hemen yanı başımızda süren savaşlar, oralardan buralara ciddi evet. göçler, gerçekten. İşte daha yukarılardan Rusya'dan, İsrail'idir, işte başka Bangladeş'idir, Pakistan'dır, Afganistan'dır. Oraların hep geçiş yollar üzerinde olduğumuz için ve bunlarla ilgili de ciddi yasalarımız, yani bu gelen insanlarla ilgili ciddi yasalarımız olmadığı için, kontrol edemediğimiz için maalesef o çöküş şu anda son birkaç yılda tavan yapmış durumdadır. Yani bakın, yıllarca hep konuştuk. Bugün ışıklı mekanlar altında seks köleliği yaptırılıyor. Yıllarca konuşmadık mı bunu? Evet. Konuştuk ve bu aslında devlet eliyle yaptırılıyor. Evet. Çünkü izin alınıyor bu insanlara. Geliyorlar, evet. pasaportlarına el koyuyorlar. Sanatçıdır diyorsunuz ama aslında evet. seks işçisidir. Sanatçı değil. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ve bununla ilgili bir yasayı düzenleyemedik biz. Evet. Şimdi evet, insan kaçakçılığı, evet insan ticaretidir o. Evet. İnsan ticaretidir, başka hiçbir şey değil. Peki bugün bakıyorsunuz, işçi adı altında getirdiğimiz işçilerle ilgili de devlet eliyle insan kaçakçılığı yapılıyor. Ne demektir ki gideceksiniz siz o insandan bilmem kaç para alacaksınız. İşte 3000-4000 euro'lardan bahsediliyor. Bunu neye göre alacaksınız? Yani neye göre, hangi kritere göre bu ülkeye işçi getireceksiniz? Evet. Çalışma Bakanlığı çıkıp diyor mu inşaat sektöründe benim bu kadar işçiye ihtiyacım var. Narinciye de benim bu kadar ihtiyacım var. İşte ne bileyim, atıyorum ev hizmetlerinde bilmem. Bunu net bir şekilde belirliyor ve belli lisanslı insanlara diyor ki tamam getireceğiz ve bunların vizeleriyle, sorgulanmalarıyla bilmem neleriyle mi yapılıyor? Hayır, böyle yapılmıyor. Birçok insan, yani şey, artık yolunu bulan, oralarda bir ilişkiler kuran değişik ülkelerde işçi adı altında getiriyor bu insanları. Onlardan para da alıyor. Çünkü coğrafyada buna
mahkum, mecbur bir sürü insan var. Bu insanlar denizlerde ölüyorlar ya. Bu insanlar kaçmak için. Ha, bu ne oluyor? Geliyor buraya, o insan onun parasını alıyor, Çalışma Bakanlığı'na gidiyor, ön izinlerini de alıyor bir şekilde. Peki sonra ne oluyor? Ne kadar takip ediyoruz bu insanları? Takip etmiyoruz. Bu da ne demektir? Nasıl ki devlet eliyle seks köleliği var bu ülkede, evet devlet eliyle insan kaçakçılığı da var bu ülkede. Çünkü bununla ilgili bizim maalesef denetim mekanizmalarımız, hukuksal yapımız çok ama çok zayıf. Konuştuk öğretim kurumlarını, eğitim kurumlarını konuştuk. Yani ne demektir 39 tane eğitim kurumu kuracaksınız ve başka ülkelerden tırnak yapsın, güzellik uzmanı olsun, saç yapsın diye mesleki eğitim insanlar getireceksiniz. Ve bunlar bu kadar binlerce insan her yıl işte 4000 tane geldiği söyleniyor. Bunlar Eğitim Bakanlığı da izin verecek bunlara. İşte denetliyorum adı altında yok işte mekanıydı, kaç metrekareydi bilmem ne gibi. Yani hiç de bir denetimde çok anlamlı olmayan şeyler, kriterler koyacak. Ama ondan sonra bu insanlardan sadece bir iki tanesi sınava girmiş olacak. Evet. Bu insanlar nereye gitti, ne yaptı? O zaman takip nerede? Evet, devlet eliyle yapılıyor bu insan kaçakçılığı. Evet. Bu çok nettir ve bu artık yani böyle kaldırılabilir boyutlarda olan bir şey değil. İnsanlar görüyor işte. Bütün Mesarya otogalerileriyle doldu. Bu kadar mı çok ihtiyacımız var arabaya? Altyapılarımız yok, yol güvenliğimiz yok. Her gün insanları, biz gencecik insanları kaybediyoruz. Ölüyorlar, gidiyorlar insanlar. Bu ülkeye okumak için gelen insanlar ölüyor ya. Çok acı bir şeydir bu. Yani ne demektir? Birazcık anne baba olarak kendinizi koy, yani insanlar koysun. Bu hiçbir şekilde affedilir gibi bir şey değil. Ama senin Ulaştırma Bakanlığı'nın işte bu diyor yani... olabilir, kaderdir, odur, budur. Kaderci bir yaklaşımla diyorsunuz. Kaderci bir yaklaşımla. Senin işte kurulmuş olan 2016'larda sanırım veya 2006 mıydı şu an hatırlamıyorum. Trafik hizmetleri planlama ve denetleme diye bir kurulu var. Ve çok da güzel o dönemlerde kurulduğunda çok böyle paydaşlı Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, trafik dernekleri ve de işte gerekli diğer polis falan olan ve bir yerde eğer çok ölüm oluyorsa hemen oturup bu komisyon neden buralarda oluyor deyip, örneğin mesela o dönemlerde Karpaz bölgesinde çok ciddi ölümler vardı. Çünkü tali yollardan ana yola çok ciddi çıkış vardı. Evet. Ve ciddi önlemler alarak onları durdurdu mesela o komisyon. Ama o komisyon 3 yıldır toplanmıyor. Evet. Bu kadar büyük sorun var trafikte. Yol güvenliği sıfırlanmış durumda. Yani inanın ki anne babalar artık çocuklar sokağa çıktığında hele de gece vakti korkuyoruz. Evet. Korkuyoruz ve bunlarla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın cevaplarına bakıyorsunuz. Komiteye mesela getirmiş bize o komisyonun yapısını değiştirelim. Evet. Çok yüksektir dedi şey. Komisyonun üye sayısı toplanamıyor, edemiyor. Bir baktık, öyle bir değişiklik yapmak istiyor ki adam, yani işte efendim Sağlık Bakanlığı'nı çıkarıyor, ne bileyim bütün yetkiyi kendi Ulaştırma Bakanlığı, bakanın yetkisi var, müsteşarın yetkisi olacak, müdürlerin yetkisi olacak, yani çoğunluk kendi içinde alabilecek. Demokratik hiçbir yaklaşım yok. Ve nedeni de ne? Çünkü bu komisyona benzin istasyonu açma izni de verilmiş. Bu komisyon verecek bu izni. Onun için alamadığı için bu izinleri o demokratik ve doğru bir şekilde oluşturulan komisyondan getiriyor ve bunu diyor ki değişin. Değişin bunu, indirin. Yani baktığınızda başta böyle bir masum gibi görüyorsunuz. Sonra irdelediğinizde aman Allah'ım diyorsunuz, ne yapıyor bunlar? Ve maalesef hala daha bu komisyon toplanmıyor. Hala daha bizim oturup da doğru düzgün bir ehliyet yasası sınavı yoktur bu ülkede. Yoktur. Yani ahbap çavuşla yürüyor bu ehliyet işleri daha. Yani yazılı bir sınav olması gerektiğini mi yazılı söylüyorsunuz? Yazılı bir sınav olması gerekir tabii. Dünyanın yani dünya bunu böyle yapıyor. Hala daha bu ülkeye gelip daha bir süre kalacak, uzun bir süre kalacak olan insanların bir trafik eğitiminden geçmesi lazım. Çok önemli çünkü farklıdır bizdeki. Farklıdır tabii ki. Trafik. Her ülkenin farklılıkları var kendi içerisinde. Çok ciddi farklılıkları var. Ve buna benzer ya, örneğin bir scooter şeyi geçirildi bir gecede. Yani 30 kilometre gider bir scooter, hiçbir yasası yok. Evet. Ya 18 yaşından büyüksen galiba 16.
Tam bilmiyorum öyle bir şey. Tamam skuter kullanabilin. Evet. Bunun ne bir izin alma merci, ne bir ehliyeti, ne bir eğitimi, hiçbir şeyi yok. Evet. 30 kilometre az bir kilometre değil. Evet. Bugün evet. dünyada yani Avrupa ülkelerinde bu iş için kavgalar çıktı. Evet. Olaylar yaşandı yani yasaklandı, etti, yani yasaklansın demiyorum. Ama bir düzen olsun bir diyorsunuz. Bir düzene, bir kurala evet. bağlansın. Yani bizim yol güvenliğimizde. Yine mesela işte alkol ve uyuşturucuyla ilgili test için bize yasa getirildi. Trafikte evet. uyuşturucu testi yapılabilsin diye. Ve hemen geçirdik biz o yasayı. 3 yıl oldu Meyla Hanım. Hala daha cihaz alınmadı. Evet. Cihaz alınmadı. Ve bu ülkede şu anda madde kullanımı tavan durumdadır. Bilmiyorsunuz yani insanlar madde alıp gençler çıkıyor mu? Yani alkolle ilgili konu tabii ki ben çok ceza taraftarı değilim. Yani esas siz olayı cezalarla çözmeyeceksiniz. Elbette ki bataklıkları kurutmak zorundasınız. Elbette ki eğitim vermek zorundasınız. Yani bugün bir trafik parkımız var ve mesela oradaki insanların parası ödenmediği için insanlar istifa etti. Evet. Yani hani eğitim diyoruz, eğitim yok. Sürüş ehliyetlerinde doğru düzgün trafiğe çıkmak için insanlara sınav yapın diyoruz. O da yok. Yol güvenliğimiz zaten yok. Bununla ilgili önlem alacak komisyonu da toplamıyorsunuz. Denetlemelerde yani Allah aşkına bu polis daha ne yapsın? Yani insanlar çok eksik kadrolarla gece gündüz sokaklarda sürekli ortalığı denetliyorlar. Evet. Ama yani siz bataklığı kurutmadan sadece bataklıktan uçan sinekleri kovalarsanız ve onları yakalarsanız hiçbir şey olmaz. Evet. Yani o bataklığa sürekli bir beslenme var yani değişik kanallardan. Evet. Şimdi bununla ilgili olarak çok ciddi önlemler alınması gerekir. Radikal kararlar almak lazım artık bu ülkede ama sadece karar alarak değil, uygulayarak. Yani kesin net tavırlarla uygulayarak siz dediniz ki az önce aslında mevcut yönetimden böyle bir beklentiniz yok sizin. Yoktur. Ama bu toplumun farklı kesimleriyle konuştuğumuzda ülkede yaşananlarla ilgili olarak genel bir de memnuniyetsizlik var. Yani memnun değiliz bu ülkede yaşananlarla ilgili. Şimdi çıkış yolumuz nedir Filiz Hanım? Ne yapmak lazım? Yani işte bir sürü yolsuzluk, işte soruşturmalar, trafikte sorunlar, sağlıkta sorunlar, eğitimde sorunlar. Yine biliyorsunuz özel okulların ücretleri yeniden gündeme patladı. Ama bunun altında ezilen insanlar, çıkış yolu nedir? Yani çıkış yolu çok belli ve nettir. Bunların hepsinin çözümü vardır Meyla Hanım. Yani ben şahsen yani bir şekilde bakanlık da yaptım, Tabipler Birliği Başkanlığı da yaptım. Şu anda meclise yasa da yapıyorum. Bunların çözümü vardır. Bunun çözümü nedir? Bu meclis artık meşruiyetini yitirmiştir. Bunu net bir şekilde bilmek zorundayız. Yani şaibeli bir şekilde her gün milletvekilleriyle ilgili basında orada burada bir sürü konu konuşuluyorsa ve insanlar artık yani oradan çıkacak hiçbir karara güvenmiyorsa ki o meclisten çıktı bu hükümet bir an önce ivedilikle bir erken seçim olmak zorundadır. Ha erken seçim olurken de insanlar başını ellerinin arasına alıp ciddi bir şekilde düşünerek, taşınarak sandığa gidecekler. Düzgün, uzun vadeli, istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var. En az 5 yıl o hükümet orada kalacak. Hı hı. Sağlıkta çok güzel çarelerimiz vardır. Sağlık sistemi, aman aman yani bu kadar küçük ülkede bellidir. Yani artık insanlar bile ezberledi. Sürekli çıkıyoruz işte koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok önem veresin. Dün okuyorum kanser hastalarının çok değerli başkanı Raziye Koca İsmail, toplumun diyor %70'ini tararsanız işte 3 hastaya vereceğiniz parayı bile vermezsiniz ama çok büyük bir şekilde erken tanıya ulaşırsınız ve siz o büyük kansere verdiğiniz paraları vermezsiniz. Hem de insanları sağlıklı kılarsınız. Sağlık merkezleri güçlendirilsin diyoruz. İşte insanlar kolaylıkla erişsin doktora, hekime, oralardaki
tedavi çeşitliliği çoğalsın diyoruz ve detaylı anlatıyoruz. İşte hastanelerle ilgili neler yapmamız gerektiğini, 112 ambulans sistemiyle ilgili neler yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde, madde bağımlılığındaki çocuklarımızı sürekli halının altına süpürüyoruz. Onlarla ilgili düzgün bir tedavi ve rehabilitasyondan bahsediyoruz. Yaşlılarımızla ilgili diyoruz ki çok ciddi, artık önümüzdeki yıllarda dünyanın sorunudur. Yaşlanan bir nüfus vardır. Yaşlı nüfusların nüfusun en az %10'udur ve her bölgede mutlaka bir yaşlı bakım evine ihtiyaç vardır. Çünkü şu anda insanların yaşam şartları, çalışma şartlarıyla anne babalarına bakmaları mümkün değildir. Bu ve bunun gibi bir sürü şeyleri, genel sağlık sigortası illeki geçirilmelidir diyoruz. İnsanlara hekim seçme, eczacı seçme hakkı tanınmalıdır diyoruz. Yani o kadar nettir ki, örneğin mesela ben size 5 dakikada sağlık sistemiyle ilgili temel olması gerekli. Evet. Söyledim yani. Evet. Bunların da yani şeyi yoktur, lamicimi yoktur. Yani iktidara geleceksiniz, sağlığa doğru dürüst bütçe ayıracaksınız. Sağlığı adaletli, düzgün bir şekilde yöneteceksiniz. Bütçe olmadığını düşünür müsünüz? Yeterli bütçe. Yeterli bütçe yoktur. Yani mesela geçtiğimiz en azından 2-3 yılda, şimdi biraz ilaç bolardı işte, yeni kabineye bir şey yaptı. Hayır, sağlığa ayrılan bütçeden bahsetmiyorum Filiz Hanım. Yani ülkenin genel bütçesiyle ilgili olarak, mali yapısıyla ilgili olarak yetersizlik mi var sizce de sağlığa yeteri kadar ayrılır? Hayır, yetersizlik olduğunu düşünmüyorum. Dörtlü hükümet döneminde birebir biz bunu yaşadık. Yani hani olduları söylüyorum, farkındaysanız. Yapmış olduklarımızı, toplumun aslında yapmış olduklarını söylüyorum. Çok ciddi döviz krizi olmasına rağmen o günlerde de biz bütçeyi artıyla teslim ettik. Demek ki hayır, bu ülkenin eğer ki istenirse, kara delikler kapatılırsa, bu paralar halkın refahı için kanalize edilirse, sağlık için de, eğitim için de konsantre olacaksınız. Eğitimde okullarımız yıkıldı diye geçtiğimiz yıl ortalığı parçaladık, yıktık damları, bilmem ne yaptık, ne oldu? Hiçbir şey yok. Gene aynı sınıflara soktuk. Gene aynı sınıfları, çocukları soktuk yani. Hastaneyle ilgili bir sürü o birim yıkılmak üzere. Yine biz oraları şey yapıyoruz, kullanıyoruz. Ve onlarla ilgili bir plan, program çıkıp da demiyor hükümet. İşte ben bütçe ayırdım da, işte bu yıl burayı düzelteceğim, bu yıl burayı düzelteceğim, bu yıl burayı. Bütçe ayırdım da genel sağlık sigortasını şu şekilde yapacağım. Bu şekilde bir plan, program yoktur. Yani plan, program yoktur, strateji yoktur, denetim hiç yoktur. Üniversitelerde çok acı tokat gibi yaşadık bunu. Yani inanamadık insanların gidip de para vererek diploma almasına. Şoklarımızı yaşadık. Evet. Üniversitelerinizde sizin zaten bu kadar üniversiteyi 7 tane yodakla mı denetleyecektiniz? Bunları eğitim sektöründe yaşadık. Sağlığı konuştuk, eğitimi konuşur. Çevreyi mi konuşayım? 3 yıldır bas bas bağırıyoruz, parçalandık. Çamkese böcekleri için 1 milyon ayıramadı bütçede. Evet. 1 milyon ayıramadı bütçede çam kese böcekleri için. Ormanlarımız hepimizin çevresinde göz göre göre yok oluyor. Yok. İnsanlar hastalanıyor, bir sürü alerjik şeyler artıyor. Astımlar, bilmem neler. Ayıramadık biz, yapamadık. Çünkü bu hükümet kendi kafasına göre inanmadı o yönteme. Ama kendi kafasına göre paydaş örgütlerle, bilim insanlarıyla ve de bu konunun uzmanlarıyla ne kadar istişare edilerek bu işler yapıldı hiç belli değil. Şimdi işte bizim işte tanınmamış ülke olmamız, içimize kapalı bir ülke olmamız falan filan, bir sürü şeyimiz var ya bizim Filiz Hanım. Daha önce tabii konuştuğunuzda bunların bir gerekçe olarak kabul edebilirdiniz ama eğer 59 milyon eurolar bağışlanma gibi bir yapıyla karşı karşıyaysak, ben de artık bütçenin yeterli olmadığı görüşünde değilim. Para var demek ki. Para var. Doğru yere kullanılmıyor, farklı amaçlar için kullanılıyor. Para var. Tablosu çıkıyor bakın, karşıya. Bakın para var. Evet. Bakın çok spesifik bir örnek vereceğim size. O 59 milyonlar ve daha nice. Tabii. Biliyorsunuz elektrik konumunda doğrudan alımlara, ilaçlara doğrudan alımlara zamanında bütçe ayıramadığımız için ne büyük paralar ödedik. Bunlar var. Bir de bakın şu anda mesela kamuda 9 gün tatil verildi. Evet. Ve bu 9 günlük tatilde devlet tahsilat yapamayacak. Evet. Ama bir sürü ek mesai ödeyecek. Evet. Hesaplandı mı bu? Evet. Hesaplanıp normalde denmesi gerekmez miydi? Şimdi Türkiye'yi örnek alıyoruz ama Türkiye iç turizmini hareketlendirmeye çalışıyor.
Yani orada başka türlü hesaplar yapılıyor ve diyor ki bu daha karlı olacak. Yani bir taraftan olacak. Çıkarken diğer taraftan bir giriş olacak yine aynı şekilde ülke ekonomisine. Tabii. Dolayısıyla bu ölçüp tabii. tartıyor, ona göre karar veriyor. Kesinlikle öyle. Evet. Yani bir takım hesaplar yapıyor ve diyor evet. ki bu benim işe hem turizm sezonunu başlatmak, iç turizmi hareketlendirmek için. Evet. Zaten Türkiye'de şu anda insanlar da çok vize alamadığı için yurt dışına da gidemiyorlar. Ya böyle de bir sorun var. İç turizm çok hareketlenecek. Mevsim de güzel, bahar geldi. Evet. Herkes akın edecek evet. güzel yerlere. Evet. Peki senin böyle bir durumun mu var? Yani bu ülkede iç turizm aman Allah'ım yani o kadar patlayacak biz 9 gün şey yaptığımız zaman evet. yok. İnsanlar yine giderse yurt dışına gidecek. Evet. İşte Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu olanlar da kolaylıkla gidebilecek evet. olanlar. Gidemeyenler de evlerinde oturacaklar yani. Evet. Ama senin devlet olarak bir sürü tahsil edemediğin paralar olacak. Sadece devleti de etkilemez Filiz Hanım. Bu özel sektörü de etkileyecek. Tam şimdi. Da o, evet, tam evet. da o noktaya geliyorum. Evet. Siz diyorsunuz ki özel sektörle kamunun arasındaki makası kapatacağız. Özel sektörü de motive edeceğiz. İşte evet. eşit çalışma koşulları getireceğiz. Normalde olması gereken evet. o. Yani özelde evet. çalışan efendim şey üvey evlattır deyin. Evet. Devletin onlarla da ilgili önlemler alması gerekiyor. Ama sen böyle bir şey yapıyorsun. Özeli hiç düşünmüyorsun. Özel çalışacak, devletteki memurlar çalışmayacak. O zaman yarığı sen daha da açmış oluyorsun. Evet. Peki çocuğu özel okullarda olanlar ne olacak? Yani mesela bir de o konu var. Şimdi siz özel sektörsünüz. Çocuğumuz devlet okulu kapandı. Devlet okuluna gitmeyecek çocuk. Sen de özel sektörde çalışıyorsun. Ne yapacaksın o çocuğu? Yollamayacaksın evet. çocuğu okula. Evet. Yani çocuğu zaten yani yollayamazsın. Ne olacak? Tatildir. Evet. Ama sen çalışıyorsun. Kim bakacak o çocuğa? Yani böyle de bir durum var. Bu piyasa algısı yani ekonomik olarak da etkiliyor Filiz Hanım. Şöyle ki biz de işte kendi aramızda arkadaşlar konuşuyoruz. 10 gün tahsilatla ilgili olarak çok yavaş bir sürecin işleyeceğinin farkında evet. özel sektördeki kesimlerde. Tabii, çünkü tabii. hem devletteki kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğunuz işler sekteye uğramış olacak aslında. Hem de bu algıyla beraber işte tahsilattan tutun da diğer çalışma alanlarına kadar özeli de etkilemiş duruma geliyor. Tabii burada insanların tatil yapmasıyla, işte emekçilerin dinlenmesiyle alakalı bir durumdan bahsetmiyoruz. Siz de eminim bahsetmiyorsunuz kesinlikle. Böyle bir durumdan. Yani evet. seve seve olur mu emekçilerimizin başımızın evet. üstünde evet. yeri var? Ama günün sonunda bu gibi kararlar yine dönüp dönüp bize zarar olarak evet. Geliyor. Ve bunu çünkü düşünülmeden evet. alınmış kararlar oluyor. Evet. Yani işte ekonomiyi düşünmüyorsun. İnsanların evet. pratikte yaşayacağı sorunları düşünmüyorsun. Yani bu sana artı ne getirecek? Bunu da düşünmüyorsun. Örneğin mesela iki tane meclis günü bitti. Heba oldu. Evet. Yani pazartesi, salı çalışmayacak meclis. Evet. En basitinden içinde olduğum kurum. Evet. Ha şey tartışması da yapılıyor şu anda. Bu izin yani bu verilen tatil pazartesi ve salı idari bir tatildir. Ve idari tatilde ek mesai ödenmez. Evet. Yani yasal olarak. Evet. Normal resmi tatil günlerinde ek mesai ödenir. Evet. Evet. Ama ödeyecek devlet. O da gayri yasaldır. Neden? Yani çünkü yani insanlar örneğin hani kendi mesleğimden bir doktor hı? Pazartesi gün eğer nöbet tutuyorsa da hı? Kimse hastanede değilse tabii ki ek mesaisini almak ister. Tabii. Ama normal maaşını da alacak. Çünkü hı? O bir şey değil, resmi tatil değil. Hı? Yani böyle de bir yasal sıkıntı var aslında. Evet. Tabii idari evet. izin verdin sen ama bu ek mesailerle ilgili bunları ödemek zorundasın. Çünkü insanlar hükümet kendi eliyle yasa dışı bir durum mu ortaya çıkarıyor? Evet. Öyledir yani şu andaki evet. durum. Budur evet. idari tatil değildir ek mesai. Ek evet. mesailer resmi tatillerde resmi ödenir. Yani hem çok fazla evet. ek mesai yapıyorsun, vereceksin. Evet. Hem işte bunu gayri yasal vereceksin. Hem bayram tatilini söylemiyorum. Onlar resmi tatil ama hı-hı. verilen idari izin olarak verilen hem tahsil edemeyeceksin hem işte efendim özelde çalışanı korumayacaksın çocukları ne yapacak insanlar bunları korumayacaksın o özel sektörün moralini de bozacaksın herkes evdeyken ben niye çalışıyorum
da ama özel sektöründe çalışmaya ihtiyacı var bu ekonomik sıkıntıda. Bence yani, kamunun da var. Kamunun da var tabii ki. Kamunun da çalışmaya ihtiyacı yani var. Yani bu ülkede en çok ihtiyacımız şey daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha üretmek, çok çalışmak. Yani bu budur yani dediğiniz gibi üretmek. Evet. Yani Tayyip Abi'yle tatil vererek de o en basitinden bakın. Mesela alınan işte bu şeylere bakın yani siz. Evet. Bakanlar Kurulu kararlarına. Geçenlerde işte oturdular bir gecede öğrenim kurumlarına ikamet izinlerini kaldırdılar. Nasıl şimdi o insanlar izinsiz mi kaldı? Hepsi kaçağa mı düştü? Ne oldu? Yani tutarsız, ne yaptığını bilmeyen, plansız, programsız insanlar bir yönetim kadrosuyla karşı karşıyayız. Kesinlikle çok erken zamanda bir erken seçim ihtiyacı vardır. Düzgün bir hükümetle, evet biz bunların hepsini 5 yıllık istikrarlı bir hükümetle çözebiliriz. Kaynak da vardır bu ülkede. Gerek konumundan dolayı kaynak vardır, bulunduğu yerden dolayı turizmidir, işte yüksek öğrenimidir, üretimidir. Bunların hepsi doğru organize edilirse, insanlar o şekilde desteklenirse ve doğru desteklenirse uzun vadeli planlarla hepsinde çözüm vardır. Ama bunlarla bu şekilde olmaz. Yani düşünün ki ben işte bir komite üyesi olarak mesela mecliste, şu anda ortalık darmadağın yani ülkenin hali kaos yani resmen. Hani gece yatıp uyumuyorsun yani düşünüyorsun ne olacak. Ben oturdum şimdi tasdik memurlarının yasasını yapıyorum mecliste. Yani tabii ki gereklidir yani yapılacak ama neyi kurtaracak? Şu an bizim gerçekten bizi kurtaracak bir şeylere ihtiyacımız vardır. Bununla ilgili ciddi hamlelere ihtiyacımız vardır. Ciddi yol haritalarına ihtiyacımız vardır. Yani tabii ki sorumlu muhalefetle oturuyoruz ve toplumdaki değişik kesimlerin ihtiyaçları olan yasalarla ilgili düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en büyük katkıyı koymaya çalışıyoruz düzgün geçmeleri için. Ama şu anda artık bunlar gerçekten de ülkeyi kurtaracak, bizi düze çıkaracak kesinlikle çareler değil. Çare bellidir. Bir an önce erken seçim diyoruz biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak diyoruz. Ve bu çözümlerin hepsinin de sürekli anlatıyoruz zaten. Biz de olduğunu söylüyoruz. Evet. Filiz Hanım sonuna yaklaşıyoruz sohbetimizin. Aslında sizi konuk etmek istediğimiz dönemde Yaşlılar Haftası'ydı da. Evet. Ancak yoğunluktan ve günün akışından bugüne kalmış oldu programımız. Ben Yaşlılar Haftası ile ilgili olarak sizden şunun görüşünü almak isterim. Çünkü az önce de ifade ettiniz. Yani bu ülkede sağlık sisteminde yaşanan çok ciddi sorunlar var. Ve biraz da göz ardı ediliyor ama gerçek olan durumlardan biri yaşlılarımızın durumu. Bu Yaşlılar Haftası 2 hafta önceydi ama ciddi anlamda devlet yaşlılarla ilgili sorumluluğunu üzerine alıyor mu? Sorumluluğu sadece aileye mi bırakıyor? Ne söyleyebilirsiniz bu konuda? Devlet inanın ki bana yani bu konuda ben çok üzgünüm ve çok yani kırgınım da üzgünüm da üzgün yani böyle umutsuzum da açıkçası. Çünkü bakıp görüyorsunuz ki işte 5 senelik Ulusal Birlik Partisi ve koalisyon hükümetinde yaşlılara dair tek bir tuğla konmamış hiçbir yere. Yani şu anda mesela bizim çok ciddi yasal eksikliklerimiz var bu konuda işte. Özel bakım evleridir, huzur evleridir bilmem ne ve Çalışma Bakanlığı bununla ilgili çalışıyor. Ama öyle bir yerlere gelip takılıyor ki Sağlık Bakanlığı'nın aslında işi üstlenmesi lazım bazı yerlerde, belli yerlerde. Ama Sağlık Bakanlığı kalkanlı yaşam evini verdi şeye, Çalışma Bakanlığı'na bir doktor ve hemşire bile gönderemiyor oraya. Böyle bir durumdadır. Yani bugün biraz önce söyledik toplumun %10'u yaşlıdır. Evet. Ve bu yaşlı insanların bir sürü hastalıkları vardır. Yani gerçekten bakımı zor olan Alzheimer tarzı ve ona benzer veya işte yatalak olan birçok değişik hastalıkla ilgili insanların bakıma ihtiyacı vardır. İnsanlar kendileri çalışmak zorundadır geçinebilmek için. Kadınlar ve erkekler ve ailenin bireyleri.
Ve bu insanlara bakmak için bakıcılara ihtiyaç vardır. Eğer ki evde bakılacaksa, eğer ki devlette bu hizmeti alamıyorsa, bakıcı fiyatları uçmuş durumdadır. Eğitimli bakıcınız yoktur, dil bilen bakıcınız yoktur ve astronomik paralar ödeyen bakıcılar vardır. Çoğu da kayıtsız, kuyutsuz. Yaşlılarımız maalesef devletin sorumluluğu altında, hani korumak zorundayız ya emekliyi, yaşlıyı, bunlar bizim bize emanettir, bizim can ciğerlerimizdir. Böyle bir politikası yoktur devletin. Hı hı. Bakın bir yasaya bile Sağlık Bakanlığı katkı sağlamıyor. Demiyor ki bunlar benim de sorumluluğumdadır. Nasıl böyle bir şeye isyan ediyorum ben? Çünkü Allah aşkına bir yaşlı hastadır ya. Yani eğer yaşlıysan bakıma ihtiyacın varsa hastasın zaten sen. Yani eğer ki hani eli ayağı tutan huzur evlik bir durumun yoksa ki Çalışma Bakanlığı sana sahip çıksın. Eğer sen yaşlıysan ve bakıma muhtaçsan hastasın demektir. Evet. O zaman evet, hastaysan Sağlık Bakanlığı'nın sana ilgi göstermesi lazım. Bu ülkenin, devletinin sağlığına sorumlu olan birimlerin sana ilgi göstermesi gerekir. Yok böyle bir şey. Yani her 10 kişiden bir kişi yaşlı olacak dedik ve öyledir de aslında şu anda. Yani şu anda 1 milyon nüfus varsa bu ülkede 100 bin tane yaşlı var demektir. Bugün bizim kaç tane yaşlı bakım evimiz var? Bir tane Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi vardır. Düzgün alnımızın akıyla çalıştırdığımız. Orada da 58 tane hasta var. Geri kalan hastalar nerededir? Bu insanlara kim bakıyor? Ya bu aileler bunlarla nasıl mücadele veriyor? Doğru düzgün verebiliyor mu? Yoksa hiç güvenmedikleri bir sürü insanların ellerinde analarını, babalarını, yaşlarını bırakıp işe gitmek zorunda mıdırlar? Evet. Yani bu gerçekten İvedi olarak Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, belediyelerin ortak bir şekilde oturup evde bakım hizmetlerinin bir an önce artırılması, çok daha yaygın hale getirilmesi gerekir. Hasta bakıcılık kurumunun kurumsallaşması, eğitilmesi ve bu insanların gerçekten, yani sizin eğer bir hasta bakıcıya ihtiyacınız varsa gidip bir kuruma müracaat edip bir hasta bakıcı talep etme hakkınız olması lazım. Bunların fiyatlarıyla ilgili, ücretlendirmeleriyle ilgili devletin bir kriter koyması lazım. Her bölgeye devletin bir yaşlı bakım evi açması lazım veya yapılacak yeni hastanelerde bir birimi yaşlı bakıma ayrılması lazım. Bazı ülkelerde bu böyledir. Evet. Dersiniz ki geriatri merkezidir burası. Yani yaşlı hasta bakma merkezidir. Ve işte oraya atıyorum 1000 kişilik bir hastaneniz varsa dersiniz ki bunun 50'sini de ben her bölgede ayırdım. Yaşlılar kalacak o birimde. Yani çare çoktur Meyil Hanım, ama bu çarelere odaklanacak, fokuslanıp çözüm üretecek maalesef bir merci yoktur. Bugün dahi şu anda hangi bakan gittiydi, hangi bakan kalacaktı, bunlarla uğraşıyor hükümet. İşte ne bileyim ben, polis acaba kimleri çağıracaktı, kimleri koruyalım, kimleri korumayalım muhabbetiyle uğraşıyor hükümet. Böyle bir durumda siz Allah aşkına oturup da yaşlıyı mı düşünür bu hükümet? Veya işte patlayan özel eğitim kurumlarındaki fiyatlarla devlet okullarını güçlendirmeyi mi düşünür? Yani bugün bir sürü üniversiteye izin verdi plansız, programsız ve bu verilen izinlerin de hangi dönemlerde olduğu o kadar nettir ki bunları denetleyemeyen YODAK'ı 5 senede sadece Eğitim Bakanlığı YODAK kavgalarına tanık olduk biz. Denetleyecek kurum bunları mı düşünür bu hükümet? Bu hükümetin hiçbir şeyi düşünecek maalesef ne kapasitesi kaldı ne de mecali kaldı. Evet. Onun için eğer ki demokrasiye inanıyorsak, halkın gücüne inanıyorsak, sandığa inanıyorsak, bunun olması gereken tek çözümü erken bir seçimdir, istikrarlı bir hükümettir. Evet. Sonundayız sohbetimizin. Sayın Filiz Besim, aslında çözümler bellidir diyorsunuz. İrade gerekiyor. Şu anki hükümetten beklentiniz yok sizin. Dolayısıyla bunun değişmesi gerektiği üzerinde duruyorsunuz. Çünkü şu da pompalanıyor. Yani sanki böyle çaresizlik kaderimizmiş gibi. Ne yapalım bu şartlarda?
gibi insanların umudu üzerinden de oynanmıyor mu Filiz Hanım? Ne söyleyebilirsin? Bunu çok tehlikeli görüyorum. Evet. Çünkü ben kendim de birey olarak savaşı yaşamış, göçü yaşamış ve onların bir çocuk üzerinde bile ne kadar büyük travmatik şeyler olduğunu çok net gördük. Bu o günlerden bile bu toplum dimdik ayakta çıktı, başardı ve bugünlere geldi. Öyle veya böyle asla ve asla çaresiz değiliz. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeyi yurt bilen, vatan bilen herkesin kesinlikle bunu düzeltecek kapasitesi vardır. Bu ülkenin kaynakları da vardır. Bu ülke üretebilir, bu ülke plan program da yapabilir. Çok ciddi insan kaynaklarımız vardır bugün. Burada da, yurt dışında da. Kıbrıslı Türklerin çok ciddi insan kaynakları var. Her alanda. Tıp alanında da, eğitim alanında da bir sürü zaten çok değerli bilim yuvalarımız, üniversitelerimiz vardır ki oralarda da çok ciddi insan kaynaklarımız vardır. Bu ülke çaresiz falan değildir. Bunu da böyle insanlara pompalamasınlar. Bu ülkede umut vardır. Binlerce yıl bu ülkede insanlar ki hiçbir yerlere muhtaç kalmadan yaşamıştır, yönetmiştir, yönetilmiştir bir şekilde. Yani biz burada kendi ayaklarımızın üzerinde İstersek çok rahat dururuz. Bununla ilgili kabiliyetimiz de vardır, kaynaklarımız da vardır. Asla böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmem. Bu ülkede çare var ve bu ülkede çare biziz. Kıbrıslı Türklerdir. Bu ülkeyi yurt bilenlerdir. Bu ülkeye de eğer ki biz buna inanır, hep beraber el ele verir de bu konularla uğraşırsak, evet çocuklarımıza çok değerli bir gelecek bırakabiliriz. Bize bu günleri bırakanlara da vefamızı, minnetimizi ödemiş oluruz. Çok teşekkür ederim ben Filiz Hanım katıldığınız, zaman ayırdığınız için. Kolay gelsin diyoruz tüm çalışmalarınızda. Yine sizden görüş alırız, değerlendirme alırız. Çok teşekkürler bir kez daha. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ve değerli izleyenler, sonundayız Geniş Açı'nın. Geniş Açı'da yarın yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.